Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün hangi aracın baba oğul testini çekeceğiz? BMW 5i 20i. Olmadı. BMW 520i. Birazcık zor değil mi? 520 söyle. 520i. İ. Evet. 1.6 litrelik turbo benzinli motora sahip. Selim, bugüne kadar biz 520D kullandık. 2 litre turbo dizel motoru vardı. Bir de 530i kullandık. Onda da 2 litre turbo benzinli motor vardı. Bir de ben Almanya'da ne kullandım? En performanslısı neydi? M5. M5 kullandım Nürburgring pistinde. Evet. Selim'cim şimdi bu izleyicilerimiz hemen soracaklar bize. Bu motor bu aracı taşıyor mu diye. Çünkü en küçük motoru bu. 1.6 benzinli ve otomobil hafif de bir otomobil değil. 1605 kilo. O yüzden daha ziyade yol performansını biz bunun göstereceğiz izleyicilerimize, tamam mı? Ama bir hatırlatmak için şöyle etrafında dönelim. Bak, adaptif LED farlar var. Yani en üst seviye farlar var. LED gündüz farları var. Şöyle çok sportif ve aynı zamanda da makam aracı özelliği de taşıyan böyle güzel bir tasarıma sahip Selim'ciğim. Şöyle yandan bakalım. Bizim bu arada hem jantlarımız olsun hem gövde kitimiz olsun M paket. Direksiyon da var içeride. Baba, yine M pakete ait. Efendim canım? Daha çok makam aracını kullananlar oluyor ya. Evet. Hangilerini daha çok tercih ediyorlar? BMW'de daha çok 7 serisi. Mercedes'te S serisi. Audi'de A8. Onlar daha makam aracı olarak kullanılan otomobiller. Bu onun bir küçüğü oluyor Selim. O yüzden bunu çok tercih etmiyorlar değil mi? Bunu da tercih ediyorlar. Bu da bir makam, bir yönetici otomobili olarak kullanılabiliyor. Ama sürüşü de çok keyifli. Birazdan göstereceğiz. Bak şurada elektrikli bagaj var. Çok kolay açılıyor. Hatırlatalım izleyicilerimize. 530 litre. Giriyor musun? Gir bir göster bakalım ya. Kafana dikkat et. Ben de bu sırada özelliklerini anlatayım. Şuradaki elektrikli düğme ile kapatılabiliyor. Şurası bak Selim, çok güzel bir ayrıntı. Bagaja koyduğun şeylere değmiyor şu bagajın kapama mekanizması. Bak şurada ne var onu göstereyim. Bak burada bir yer var, cep. Bir şeyler koyabiliyorsun oraya. Güzel yapılmış. Başka bak şurada kanca var. Kancayı gördün mü? Kanca var. Bak burada bir oyuk var. Buraya mesela yangın söndürücü, aracın kılavuzu ve trafik seti sığmış. Çok güzel. Bak şöyle derin bir bagaj. Güzel, kullanışlı. Gel bakalım istersen dışarıya. Bir de motoruna bakalım. İçinden biraz bahsedip sonra sürüşe geçiyoruz. Bakalım bu motor bu aracı kaldırıyor mu? Performansı nasıl? Atla bakalım. Baba, hoppa. Bak ne? Çift egzoz çıkışı var. Gördün mü? Ya bak şuradaki düğmeye basınca kapanıyor. Evet canım. Gördün mü? Gel şimdi bir motora bakalım. Motoru şuradan açıyoruz. Bak şurada bir kol var ya. Bak iki çarpı diyor. Ne demek o? İki kere çekiyorsun. Bir iki. Bir çek. Kuvvetli. Bir daha çek. Olmadı. İki kere kuvvetli. Ne oldu? Yemeğini yemiyor musun sen? Yok. Bir. İki. Gördün mü? Yani. Yumurtanı yememişsin galiba sabah. Bitirmedi. Ha bak kapının nasıl kapandığını, vakumlu bak. Çok hafif kapa bak. Kendi kendine bak ne oluyor bak. Aa, dur hızlı kapattık yanlışlıkla. Bak. Hop çekti kendini, gördün mü? Bir daha bak. Hop şimdi çekiyor kendini, gördün mü? Sen de yap. Çok hafif bırak. Hafif bırak. Bırak. Nasıl? Bak çekti kendini. Bak çok şimdi. Güzel. Çok çok güzel bir özellik. Bırak öyle. Çekiyor kendine. Bak çekti. Tamam. Hadi gel. Motor kapısını açtık. Ben daha önce açmıştım Selim. Amortisörlü olduğunu biliyorum. Hatta şöyle sadece kaldırıp bırakman yeterli. Ne kadar derli toplu, gördün mü? Evet ama tertemiz. Nasıl motor kötü olabilir? Tertemiz. Ya motor bunun içinde ama daha önce kullandıklarımızdan daha küçük Selim. 1.6 litrelik çünkü. Diğer motorlar hem 520D'de hem 530i kullandık. İzleyiciler aratıp kanalımızda izleyebilirler. İkisinin de baba oğul test videosu var. İkisinde de 2 litrelik bir hacimde motor vardı. Bu 1.6. Düşük vergi dilimine giriyor. O yüzden söyleyeceğim fiyatı
daha uygun diğer modellere göre. Bak. Evet, gördüm. Koruyucu, yani izolasyon malzemesi var. Zaten sessiz çalışan bir motor. Şunlar bak, kule gergileri. Çok önemli bunlar da. Otomobilin stabilitesini korumasını sağlıyor. Konfor sağlıyor. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Motor civarında hiçbir yere dokunulmaz Selimciğim. Şimdi kapatıyorum. Eline dikkat et. Neresine canım? Şöyle bir çizgi var. Bunlar çeşitli kablolar. Şöyle gelmiş. Şurası kullanılmıyor. Orada bir şey yok. Altında belki bir şey vardır. Şimdi şöyle hafif bir motor kaputu. Şu şekilde kapattık. Elektrik geçiyor olabilir. Tabii ki. Çeşitli kablolar, sıvılar, sıvı taşıyan hortumlar geçiyor olabilir oradan. Evet. Şimdi biraz iç mekanı inceleyelim. Sonra sürüşüne geçelim hemen. İç mekanı zaten biz daha önce iki kere anlatmıştık. Kısa geçiyoruz o yüzden. Geç bakalım içine. Bak, son derece kaliteli bir iç mekan. Yani malzeme kalitesinden zaten bahsetmeye gerek yok. Yumuşak dokunuşlu. Şurası deri, burası deri. Şurada içinde güzel bir malzeme kaplı, halı kaplı bir eşya gözü. Ve aynı zamanda buraya büyük şişeler de sığabiliyor. Baba, bir de torpidoyu göster istersen. Efendim canım. Ben şu klimayı... Evet. Olduğu yere şaşırdım. Çünkü bak, piyano siyahı güzel bir malzeme var. Burada da yönlendirilebilen, şu şekilde bak kapatılıp açılabilen bir havalandırma kanalı. Neden şaşırdım çünkü? Söyle. Söyle mi? Çünkü ben daha önce bu piyano silahında klima görmemiştim. Evet, çok güzel bak, entegre etmişler, içine koymuşlar. Bir de torpidoya bakalım Selimciğim. Güzel, yumuşacık açıldı. Yavaşça. İçi yavaş. Aydınlatmalı. Çok ve yavaş. Bak şuraya bir elini sür. Ne kadar güzel. Kaliteli bir malzeme, gördün mü? Normalde bazı otomobillerde biliyorsun orası çıplak plastik oluyor. Bak, senin koltuğunda da elektrikli her şey. Bak. Hop, yükseltiyorum. Alçaltıyorum. Aha. Evet, onu bile bakın. Şöyle. Evet, kafalığı bile. Yüzey. Şuradaki düğmeyle. Evet Selim, bak şöyle elektrikli olarak. Ben yapayım. Kaldırıp indirebiliyoruz. Şunu şu şekilde yaparsan kalkıyor, gördün mü? Evet, şimdi biraz ayağını içeri topla, öteki tarafa geliyorum. Evet, daha önce bu otomobili incelediğimiz için hızlı hızlı geçiyoruz. Hemen bir sürücü koltuğuna geçeyim. Sonra da sürüşe çıkacağız. Selim, burayı da hemen hızlıca anlatayım. Burada en önemli düğme aslında, tabii ki bunlar hani dört cam elektrikli, tek dokunuşlu hepsi. Aynalar elektrikli, katlanma fonksiyonu da var ama şu Selim bak. Buna şu şekilde bastığın zaman bak ne oldu. Bagaj açıldı. Yani araçtan inmeden de bagajı açabiliyorsunuz. Tekrar şuna basalım. Bagajı kapatalım. Yine derince bir eşya gözü var ve neredeydi bakayım? Harman kardon. Evet, şurada ve şurada harman kardon. Çok kaliteli bir ses sistemi var. Benim koltuğumda da tabii ki bütün ayarlar elektrikli. Gerçek deri döşeli bir koltuk. Şurada far kumandaları. Sıfır, park, otomatik ve farlar açık. Ön arka sis farları ve sağ sol park lambası yakabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Selim bak. Direksiyon. M direksiyon. Bak. Şurada bir düğme var. Elektrikli olarak aşağı, yukarı kaldırabiliyorum. Baba, sen ve derinlik ayarı yapabiliyorum. Baba, gördün mü? Sen daha çok yukarıdayken mi seviyorsun? Sürüş pozisyonuna göre. Ben koltuğu aşağıda seviyorum. Ona göre biraz direksiyonu da tabii ki kendime göre 9'u çeyrek geçe tuttuğumda ve bileğim tam şuraya geldiğinde, doğru sürüş pozisyonu budur. Bileğinizin buraya gelmesi lazım. Ona göre kendime ayarlıyorum direksiyon simidini. Şimdi oturayım bakalım aracın içine. Kapıyı da kapatayım. Şu iç mekandan biraz bahsedelim. Halk arasında hayalet gösterge diye tabir edilen full dijital gösterge birimleri var. Çok rahat okunuyor. 356 kilometre yapmışız biz şu ana kadar. Yaklaşık 10 litre bölü 100 kilometre harcamamız var. Onu anlatacağım. Selim bak, bu ekran çok çok güzel. Şurada da 8 ileri otomatik şanzımanın kolu var. Bak, geriye aldığında ne çıkıyor orada? Bak, geri görüş kamerası çıktı. Sonra ileriye aldığında da... Aa, köpek var evet arkada. Ne şansmış. Şurada da çeşitli sensörler bir şeye çarpma diye sürekli seni uyarıyor. Şöyle P'ye bastığımızda P konumuna geçti. Ve buradan da iDrive'ı ben çok seviyorum. Çok rahat kumanda edilebiliyor. Ama aynı zamanda dokunmatik de Selim bunlar bak. Dokunma hassasiyeti çok güzel.
Bir de basıp basılı tuttuğunda küçülüyor. Bak bunların yerlerini değiştirebiliyorsun, gördün mü? Ben de oyuncak gibi. Bas basılı tut. Sonra değiştir bırak. Aferin sana. Hadi bir tane daha. Bas basılı tut, değiştir bırak. Süper. Sürücü odaklı kokpit. BMW'nin her zaman sürücüye yönelik bir şöyle hafif açılı kokpiti vardır. Bak, bu araçta da devam ediyor. Evet, mesajlara girdin. Mesaj yok dedi. Geri dönebilirsin. İstersen sen navigasyonu seviyorsun. Navigasyona basalım. Bak navigasyon geldi. Orada oynayabilirsin. Uzaya çıkabilir. Bu arada bak harekete duyarlı. Bir hiçbir şey yapma. Ben şu şekilde. Bak. Müziğin sesini açıp kapatamadım ama. Hah, şimdi şu şekilde kapattım. Aynı zamanda şurada da kısa yol tuşu var zaten. Çok güzel çalışan çift bölgeli klima var. Koltuk ısıtmaları var. Burada sürücüye, burada da yolcuya yönelik çalışıyor. Evet, burada bak ne kadar güzel Selim. Bak gördün mü? Şu çok kaliteli. Şu şekilde bir yer var. Bardaklık, eşya gözü ve USB girişi var. Burada da 12 voltluk giriş var. Şunlar sürüş modları bak. Sürüşte de anlatırız onu. Sport olunca şurası kırmızı oldu. Baba. Konfor. Şurada yazıyor. Hemen geliyorum canım. Şurada da Eco Pro var. Renkler değişiyor. Gördün mü? Aha. Konforda bırakalım. Konfor olunca bak buraya da bak, konfor geldi. Dinle birazcık şarkı. Açtın mı sesini? Telif hakkı yemeyelim. Kısalım. iDrive'ı anlattık. Park sensörü. Burada ESP on-off tuşu var. Burada elektromekanik park freni ve auto hold. Bak şu nasıl açılıyor sence? Bu. Nasıl açılıyor? Şurada bir düğme var. Düğme. Bas bakalım. Bas kuvvetli. Şu düğmeye basıyorsun. Basınca açılıyor bak içinde. Derince bir eşya gözü var. Gördün mü? Bu senin mi? Bu taşıt tanıma, yakıt alıyorsun arabaya. Bu bizim diğer aracın bak, ruhsatı. Bak, evet, emektar senin anahtarı. Bak birazcık da şimdi burası. Şu tepeye bakalım Selim. Evet. Burada kendinden kararma özelliğine sahip gözlüğüm ayna var. Gözlüklüğümüz yok maalesef. Şurada aydınlatmalı ve kart koyma yerli. Sende de bak buraya kart koyabiliyorsun ve aydınlatmalı. Şunlar çok güzel. Kart nerede? Bak ne kadar ne kadar aydınlattı, gördün mü? Harika aydınlattı. Bir de şuraya kart koyma yeri şurası. Bak şuraya sıkıştırabiliyorsun. Burayı da anlattık. Cam tavanımız var. Nereden açılıyor? Şu şekilde önce perdesi elektrikli olarak açılıyor. Sonra bir daha basacağız herhalde. Evet, bir daha basınca bak ne oldu? Orman havası uykunu mu getirdi? Evet, bakalım burada ne var? Burada tutamak var. Senin tarafta var mı? Senin tarafta burada var. Yüksek. Evet. Bir de arka koltuğu inceleyip sürüşe geçiyoruz hızlıca. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım 520i'nin arka koltuk sırası nasıl? Şuradaki kıvrımı görüyorsunuz. Çok rahat iniş biniş sağlayan bir kıvrım var burada. Kafanızı vurmuyorsunuz. Selim yine çok kaliteli malzeme, kaliteli ses sistemi söz konusu. Yine deri döşeme. Bak şöyle. 3 tane kafalık var. Yani burası 3 kişilik. Ama çok yüksek bir şaft tüneli var. O yüzden ortada oturan yetişkin pek rahat edemeyecektir. Zaten... Bak şurası güzel. Senin önünde de var. Çok güzel hızlı, değil mi? Bir de gergin yani. İçine koyduğun şeyi sabit tutar. O kadar hızlı bırakırsan tabii ses yapar. Havalandırma kanalı var arkaya da, hem sağa hem sola. Şurada bir eşya gözü. Evet, orada bir 12 voltluk giriş var. Şöyle gösterelim. Bu kapağı. Çakmak mı? Çakmak girişi gibi. Bir tane de şurada derin eşya gözü daha var. Ama kol dayamayı gösterelim. Çakmak koymamışlar. Hayır. İstenirse konabilir. Bak burada şöyle bir kol dayama var. Şuraya basınca şurada bir düğmesi var. Bak iki tane bardaklık çıkıyor. Şurası açılıyor mu Selim? Hayır, burası açılmadı. İki adet bardaklık var. Şu şekilde tekrar eline dikkat et. Kapatılabiliyor. Senin orada bak. Hem kanca hem tutamak var. İşe, oraya bir şey sabitleyebilirsin ama aslında o tutup çekmek için, yani kol dayamayı kolay çekmek için. Bak orada bir tutamak var. Kanca da var orada. Bir kanca da şurada var bak köşede. Hı-hı. Oraya da bir şey asabilirsin. Gördün mü? Bir parmağınla gösterir misin o kancayı? Evet, orası. Bu daha kaliteli ben. Evet. Bu yani daha tercih ederiz kullanmanı. Çünkü o zaman bazen kapıyı açınca poşet çarpar ve çok haklısın. Düşer. Oraya koyduğun şey, bir de orada biri oturuyorsa dışarıyı göremez değil mi? Şuradaki kanca daha mantıklı. Aha. Bak burada ışıklandırma da var. Aydınlatma. Şöyle açılır tavan. Arkaya kadar gelmiyor ön tarafta. Onu da buradan göstermiş olalım. Hızlıca bir diz ve baş mesafelerini gösterelim. Ön koltuk benim ayarıma sahip. 1.78 boyundayım ve
Beklendiği gibi Selim, bak 5 parmak artı neredeyse bir 5 parmak daha. Yani çok çok yok. Yani... business class gibi hava yollarında, uçaklarda öyle bir diz mesafesi var. Baba, evet. Ben bir kamerayı tutayım. Tamam. Sen iki el böyle koy. Tamam, öyle koyayım. Sen benim orayı, oramı çek. Dizime doğru. Çek bakalım. Çektin mi? Bakar mısın Selim? 10 parmak. 10 parmak. Bir de başımı çeker misin? Başımda da yine 5 parmak. Gördün mü? Çekebiliyor musun? Evet. 5 parmak da burada var. Çok teşekkürler canım. Ben de seni çekeyim. Senin baş mesafen nasıl? Göster. Oo, çok iyi. Diz mesafen? Çok çok iyi. Vay. Kafa mesafenden bile. Çok çok iyi. Evet. Şimdi artık bu otomobilin en merakla beklenen özelliğine geçiyoruz. Sürüş. Evet. Tamam mı? Mayanınki acayip uzun olur. Mayanın daha da iyi. Daha da ferah. Şöyle otomobili bir genel gösterelim ve sürüşe geçelim. Tamam. Selim, 520 yine sürüşüne geçtik. Önce sana teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu 520i 5 serisinin Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı versiyonu ve en düşük motora sahip versiyonu. 1.6 turbo benzinli motor var. 170 beygir güç üretiyor. 5000-6000 devir dakikada. Maksimum torku 250 Nm. O 2000-4700 devir dakika gibi uzun bir banda yayılmış durumda. İyi bir şey bu. 8 ileri otomatik şanzımanla kumanda ediliyor diğer modeller gibi. 226 km bölü saat maksimum hızı. 8.3 saniye 0-100 km bölü saat hızlanma süresi. Tüketimi 6.5 litre bölü 100 km ama o EcoPro'da muhtemelen alınmıştır fabrika verisi. Biz yaklaşık 9.5-10 litre tüketiyoruz. Karbondioksit salımı 149 gram bölü kilometre. Peki bizim daha önce kullandığımız 520D ve 530i'nin verileri nasıldı? Hem 520D'de hem de 530i'de 2 litrelik motorlar vardı. Biri turbo benzinli, biri turbo dizel olmak üzere. Turbo dizel motor 190 beygir güç üretiyordu. 400 Nm torku vardı. Maksimum hızı daha yüksekti. 238 de Selim. 7.5 saniyede de 0'dan 100'e çıkıyordu. Selim, bir de 530i kullanmıştık. Hem o X-Drive'dı, 4x4'tü. Hatırla, bu arkadan itişli. Hem de o 252 beygirdi. Bu 170 beygir. Onun 350 Nm torku vardı. 250 km bölü saat maksimum hıza çıkıyordu. 0-100 hızlanması sıkı dur. 6.2 idi. Hatırlıyor musun? İzleyicilerimiz o videoyu da seyredebilirler. Şimdi bunun bir performansını deneyelim. Sonra da fiyatlara geçeceğiz. Tamam. Selim, bakalım bir 520i'nin performansına. Ha. Arkadan itişli olduğunu söyledik. 1605 kilo boş ağırlığı var. Bak, modu sport'a aldım. Şuralar kırmızı oldu. Onu aslında kişiselleştirebiliyorsun ama ben şu an standart sport'tayım. Şanzımanı sola aldım. O da ekstra bir manuele geçti. Vites küçülttüm. M2, M1 oldu, bastım. M2 kendi attı. Kendi atıyor. En yüksek devirde kullanıyor. M3 nasıl? Nasıl gidiyor? Yani bu motor bu otomobili taşır mı taşımaz mı konusu kapandı. Bakar mısın nasıl gidiyor? İnanılmaz gidiyor yani. İnanılmaz gidiyor. Yani tabii ki 520'de, 530'i, 540'i daha iyi gidiyor ama bunda da herhangi bir performans problemi yok. Bak, şuradan bir U dönüşü yapalım. Sonra bir daha bir gaz verelim. Bir daha bir gaz verelim bakalım yani. Ama keşke şurada kolcuklar olsaydı, çok daha keyifli olurdu. Aha. Bak, M2'deyim. Ara hızlanma bastım. 30'du. Hemen atıldı. Kendi vites değiştirdi. Yol tutuş zaten güzel. Süspansiyonlar zaten güzel. Nasıl gidiyor? Güzel. Diğer arabalara yetişelim. Yetişiyorsun, herkese yetişiyorsun. Sportif bir ses yok yalnız. Onu kabul etmek lazım. Böyle bir uğultulu bir motor ama sessiz bir motor. Konfor odaklı. Ama bastın mı da gidiyor. Yani şehirler arası yollarda hiçbir sıkıntı çekmezsin. Şehir içinde de gayet güzel performans değerleri olan bir otomobil.
düşük yakıt tüketimi derken işte biz 9,5-10 litreler seviyesinde yakıyoruz. O da normal 1600 kiloluk bu büyüklükteki bir araç için. D'yi aldığında da konforu aldık mesela. Gayet konforlu. Güzel gidiyor. Süspansiyonlar iyi değil mi? Nasılsın arkada? Çok iyi. Bağımsız süspansiyon var tabii ki. Acayip. Daha önce bu kadar güzel ve keyifli oturmamıştım. Kasisten geçiyoruz bakalım. Hiç darbe marbe yok. Sakin ve konforlu. Ve sessiz. Elektrikli de be. O yüzden alt otoparktan çıkarken bazen güvenliklerimiz duyamıyor. Doğru, çok haklısın. Alt otoparktan çıktığımızda güvenlik kulübesindeki arkadaş bizi duymuyor. Bu otomobille sessiz olduğu için ve bariyeri kaldırmıyor. Kornaya basmak zorunda kalıyoruz. Elektrikli gibi. O yüzden güzel bir araba. Evet, i3'te de duymuyorlardı. Bunda da duymuyorlar. Bu gerçekten elektrikli. Öyle bir şey yok. Gerçek elektrikli. Hadi canım. Selim, 520i sedan hep avantajlı diyorum. Neden? Çünkü fiyatı uygun. 1.6 litrelik benzinli motordan dolayı %60 ÖTV'ye giriyor ve Türkiye bas fiyatı Ağustos itibariyle 331.900 lira. Sportline var 353.000, Luxury Line var 359.000, M Sport var bizimki 370.000, Ultimate Luxury var 477.500 lira. Diğer modeller ne kadar hatırlatalım. 530i xDrive'ın bas fiyatı 529 bin lira. Bak 330 nerede? 529 nerede? 520D'ninki 465. 520D'nin xDrive'ınınki 487.500. Yani 520i 5 serisine sahip olmanın en kolay yolu diyelim. Bu arada bizim test aracımız 492 bin lira. Çünkü bayağı bir ekstra donanım var. Ama izleyicilerimiz bazen soruyorlar çıplak fiyatını ve vergisini de söyleyin diye. Aslında bu otomobilin çıplak fiyatı 492 bin değil tabii ki. 260 bin ama 230 bin lirada ÖTV artı KDV var. Yani bir otomobil kendine, bir otomobil devlete alıyorsun maalesef. Babacım, sana bir şey söyleyeyim. Söyle canım. Bu arabanın parasını söyleyeyim mi? Söyle. 5 tane Clio. Evet, doğru, haklısın. Öyle söylemiştim sana. 5 tane Clio alabiliyorsun bu otomobilin yerine. İlginç değil mi? Evet, çok ilginç. Selim, bir baba ol test videomuzun daha sonuna geldik. İzleyicilerimize bay bay yapar mısın? Bay bay. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki vlog ya da baba ol test videosunda görüşmek üzere. Ne diyoruz? İstanbul'dan sevgiler, saygılar. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Bay bay.